İki şifremiz daha var sevgili izleyenler. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde o iki şifreyi de inşallah paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun inşallah diyelim. Bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar hocam. Hocam banka kredisiyle hacca gidilir mi? Olur mu? Hayrı var mı? Ve camiye ve yardım, hayır, zeka krediyle malını toplayan, o malın üzerinde çalışıp da hayır işleyen, hayır ona gidiyor mu gitmiyor mu hocam? Yani şimdi Allah razı olsun, bunu bu soruyu cevaplarsan çok iyi olur hocam. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Yani bankadan kredi almış, fakat tabii bütün sahip olduğu mal hepsi faiz değildir. O yüzden hayırda da kullanabilir ama hacca da helal temiz parayla gitme azminde olmalıyız yani. Yani hacca gitmek için bankadan kredi çekip gitmek uygun olmaz diyorsunuz. Hiç uygun değil. Uygun değil. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir promosyon sorusu var sanırım sırada. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Benim sorum promosyonla alakalı. Promosyonu bazı hocalarımız haram diyor, bazıları şüpheli diyor. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim, selam ediyoruz. Bu konuda hocalarımız şunu biliyorlar. Bakın, sevgili peygamberimiz buyuruyor ki helallar belli, haramlar da belli ama helalla haram arasında helal mı haram mı olduğu kesin belli olmayan şüpheli şeyler vardır. Müttaki kişi o kişidir ki şüpheli olandan da sakınır. Yani demek ki geçimim yerinde, normal yani yaşantım, öyleyse promosyondan alacağım parayı kullanmama gerek yok. Ne yapmalıyım? Onu bir ihtiyaç sahibi, amma talebe, amma fakir, amma kamuya hizmet edecek bir yere vermeliyim. Yani kesin haram da değil, kesin helal da değil. Şüpheli, müttaki kişi şüpheliden de sakınan kişidir. Allah'ın elçisi böyle buyurmuş. İhtiyacım yoksa kullanmamalıyım ama borç içinde yüzüyorum, o zaman kullanabilirim. Peki bir başka soru var. Yine benzer bir soru. Bakalım izleyicimiz ne sormuş? Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Ben Kayseri'den arıyorum. Benim 5 tane evli kız çocuğum var. İşlerinde durumu iyi olan da var, olmayan da var. Promosyonu 5 kızıma paylaştırsam olur mu? 5 evli kızım var diyor. İçlerinde durumu iyi olanlar da var. O iyi olmayanlar da var. Yok. Ben kullanmasam onlara paylaştırsam. Yok. Biz kendimiz kullanmadığımız gibi bakmakla görevli olduğumuz kişileri de bundan yararlandırmamalıyız. Zaten evliler. Tabii. Bir başka ihtiyaç sahibi olan kişiye vermeliyiz. İhtiyaç sahibi olan başkalarına vermeliyiz diyor hocam. Peki. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir başka soru görelim. Hocam ben eşimin kardeşiyle görüşmüyorduk, bir seneye yaklaştı. Kız falan değiliz ama araya mesafe koyduk. Geliyor gidiyor, hanımı tat vermiyor, ben evime koymuyorum. Oğlu vardı, oğlunu nişanlamış, çağırdı, davet etti, gittik. Orada parasını falan dağıttım. Nişandan 2-3 gün sonra beni tekrar aradı ki illa senin paranı getireceğim diye. Ben konuşmuyorum, evime koymuyorum diye. Paramı getirmedi. Binanın önündeki ayakkabılarınızın içine bıraktım diyor. Ayakkabıların içinde para falan yok. Zilime falan basmadı. Bana iftira atıyor. Hocam ben beddua ediyorum. Bunun günahı bana mı ona mı? Beni böyle şey yaptı. Soranlara da diyor ki verdim parasını diyor. Böyle para verilir mi hocam? Kapıya bıraktım diyor. Ayakkabının içinde para falan yok. Beddua ediyorum sürekli. Çok zoruma gidiyor hocam, ben ona dağıttıydım dağısını, şeyini, parasını. Bana böyle yaptı. Ben sürekli beddua ediyorum.
Ne yapmam lazım? Bana iftira atıyor, almadığım parayı aldı diye, verdim diye hocam. Muhterem kardeşim, bakın beddua falan hiç doğru değildir. Sevgili Peygamberimiz sıle-i rahim yani akraba ile münasebeti devam ettirmeyi tavsiye ediyor. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıle-i rahimde bulunsun buyuruyor. Yani bakın, siz beddua ediyorsunuz, o size kırgın dargın, verdiğin hediyeyi geri verdim, ayakkabının takı içine koydum filan diyor. Takısı. Ama bağlı bulunduğumuz peygamber ne buyuruyor? İki Müslüman birbirine 3 günden fazla küs durmamalı. 3 günden fazla küs durmamalı. İki kırgın kişiden önce hangisi selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Kardeşim bak, sen beddua ediyorsun. O öyle ileri geri laflar söylüyor. Buna ne lüzum var? Gelin bu kırgınlıkları, dargınlıkları giderelim. Hani derler ya, eteğimizdeki taşı dökelim. Barış görüş olalım, selam verelim. Birbirimizin duacısı olalım ya. En çabuk kabul olan dua müminin mümine kıyaben yaptığı duadır. Evet. Niye bedduacı olalım yani? Elbette hediyeleşelim. Peygamber sünnetidir. Tehadev tehabbu. Hediyeleşin, sevişirsiniz. Yani Muhsin Bey, büyük cinayetlerin temelinde inan böyle basit meseleler var. Bu basit mesele büyürken cinayet haline geliyor. Bir takı geliyor hocam. Efendim? Bir takı yani. Bir takı atıyorum yani, gram altın, çeyrek altın neyse ya da para. Evet. İşte takmış, geri verecekmiş, araları iyi değilmiş ondan ya sonra. Şey, ne diyorsunuz hocam, bu düğünlerde takılan yöresel olabilir de, yani insanlar diyor ki yani o, biz ona taktık, onlar bize takmadı ya da geri istiyorlar sonra falan. Buna ne diyorsunuz? Efendim tabii aslında karşılıklı hediyeleşmeli, ama bu bir emanet verme, bu bir şey değildir. Borç yani verme gibi. Borç verme değildir. Hediye. Yani verdiği hibeden dönen kişi, affedersiniz, kusmuğunu yiyen köpek gibidir. Şu teşbihe bakın. Hadis-i şerif. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Yani verdiğim hediyeden dönmemeliyim. Ama ben hediye etmişsem karşı tarafta bunu düşünmeli. Ama az veya çok benim kızımın nişanında, düğününde de o gelmeli değil mi? Yani karşılıklı hediyeleşirsek sevişiriz. Elbette. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.